Evet, nasıl bir şey düşünüyoruz bakalım? Bilmem. Kadınları anlamak çok zor. Tamam ya. Tamam, peki nelerden hoşlanır mesela anne? Neler yaparsınız beraber? Bilmem. Sevgilim? Oh! İnsan sesini duyunca kendine gelir mi ya? Kötü bir şey mi oldu? Zor bir gün müydü? Şu ana kadar. Ama iyi gelişmeler var, anlatırım. Seni kaçırmaya geliyorum. Neredesin? Sevgilim, şimdi biz Emir'le okuldan çıktık. Annesine anneler günü hediyesi almaya gidiyoruz. İstiyorsan çarşıda buluşalım. Yahu hayatım. Sen bu çocuğun özel bakıcısı mısın Allah aşkına? Anlamadım. Ya çocuk bir şey rica etti benden. Yardımcı oluyorum deme. Hayır, ben sen yorulma diye söylüyorum. Tamam, geldiğimde arar bulurum ben sizi. Bak, işlerini çabuk hallet. Bu akşam ben seni kimseyle paylaşamam. Tamam mı? Ha, senin derdin başka. Herhalde. Hadi öpüyorum seni. Görüşürüz sonra. Hadi bakalım bonbon. Ya bir aile. Ya çok saçma. Gerçekten çok saçma. Eğleniyor musunuz? Ay sevgilim, hoş geldin. Bir şey söyleyeceğim. Bir rica etsem onu açabilir misiniz ya? Tamam. Niye? E sen daha iyi tanıyorsun Begüm benden. Yok yok yok, şey yapmayın, açmayın. Yani hayatım, bin yıldır görmediğim bir kadın sonuçta yani. Emir sana yardımcı olmuştur. Evet, oldu. Ne yaptı bu? Ayağına bastı. Sen bayağı sinirlendin mi küçük çocuğa? Yok be, ne, Allah Allah, ne sinirlenmesi? Bana bak, gelmişken hadi gel annene de bir hediye bakalım. Biz o işi hallettik. Aa, nasıl? Ya Aram Usta her sene güzel bir şey hazırlar. Bize bütün çocuklar veririz. Ay o ne öyle sıkıcı sıkıcı otomatik pilot gibi yani. Sevgilim, Allah Allah. Dört tane erkekten ne bekliyorsun ki zaten? Nesi varmış pardon? Duygusu yok. Önerin nedir? Ne bileyim, hediye emek ister bence ya. Düşünsene, sırf senin için birkaç saat düşünmek. Sırf karşındakini mutlu edebilmek için. Daha önemli bence. Aklımda bulunsun. Rica ediyorum, çocuğumuza da hediyenin düşünmesini öğret lütfen. Öyle her sene çıkıp çıkıp bir kolyeyle gelmeyin. Bak ya. Hazır. Ay sağ ol, teşekkür ederiz. Al bakalım tatlım. İnşallah annem beğenir. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Ay gözlükler, pardon. Yakışmıştı ya, alsaydın. Ay Allah ya, aklım Emir'de kaldı. Öyle bıraktık çocuğu. Hayatım, Dilara'ya bıraktık. Sokağa bırakmadık. Pelin'i niye bekleyelim ki? Ne bileyim, öyle kuzu gibi bakıyor arkamdan. Bak güzelim, seni uyarayım. Son 8 ayın, tamam mı? Ondan sonra bu günlerini mumla arayacaksın, haberin olsun. El alemin çocuğuna bakıcılık yapacağını bence son 8 ayının saltanatını sür. Ay hakikaten Faruk ha. Ay bir dakika, tak diye kafama düştü şu an, elma gibi. Ay ben aydınlandım, bir dakika ya. Ben kabuk değiştiriyorum ben. Benim hayatım değişiyor, ben anne oluyorum artık. İstediğim gibi uyuyamayacağım, istediğim gibi uyanamayacağım, istediğim gibi başı buyruk gezemeyeceğim ben. Bittim ben. Şaka gibi, bir dakika. Ay dur, şu an aydınlanıyorum. Aydınlanıyorum resmen. Resmen aydınlandım. Tamam peki, 8 ay. Son 7 ay. 7 ay gibi olacak. Çünkü son ay ben muhtemelen yerimden kıpırdayamıyor. Öyle yatıyor olacağım değil mi? Ha? Bak, beni yaşatmak zorundasın. Bu 8 ay beni yaşatmak zorundasın Faruk. Ha, işte tam da ben bu aydınlanmadan bahsediyordum. Allah'ım ben bittim. Ay yandım şu an. Bir dakika, içim yandı. Harika, hoş geldiniz. Masanız hazır, buyurun. Senin hani işlerin vardı bugün? Hangi ara ayarladın bunları? Aman, sensiz olacak kutlamayı, ne yapayım ben de? Hava taşımacılığından önce karımı uçurayım dedin ki karının ayakları zaten yere basmıyor. Basmasın. Ya sevgilim.
Ya her şey çok güzel. Hani peynir tabağı, işte ne bileyim ortam, şömine. Her şey çok havalı da. Öküzlük de yapmak istemiyorum ama. Ya hani ben sana dedim ya 8 ay beni yaşat diye. Hani biraz daha böyle heyecanlı, ne bileyim. Daha çılgın bir şey belki. Yani ne bileyim ben şimdi yemek... Zaten bebek varken de yeriz yani. Böyle bir şey mi mesela? Şaka mı yapıyorsun sen? Ya ne bileyim böyle hafta sonu Prag'da bir konser falan... ...senin sıkıcı hayatını renklendirir. Hani öyle düşünüyorum. Ya sevinirim, inanmıyorum. Biz Prag'a gideceğiz. Tamam. Allah'ım seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ya vallahi çok seviyorum. Seviyorum. Ben de seni seviyorum. Prag'a gidiyoruz. Evet. Sen neler? Evet. Anneni de aldınız. Daha gidiyoruz. 2 kişi bir de. Dararan, dararan. Sakin ol, sakin ol. Konağı yıktın. Topladın milleti. Allah arttırsın neşenizi. Toplayın, toplayın konağı. Alışmadığımız şey değil. İyi geceler. Akşam Fikret gelmedi. Murat da dağılmak için yer arıyor. Böyle giderse Osman da uğramayacak. Ne sofranın düzeni kalır ne de evin. Laf geçiremiyorum ki. Abime sözün geçmiyor, bize mi geçiriyorsun diyorlar. Fikret neredeymiş? İşi varmış. Ne işi? Bilmiyorum. İşim vardan başka cevap almıyorum ben bu aralar. Oğlum beni daha ne kadar azaltacaksın bu evde sen? Anneye Emir'i soracaksan... ...Emir benim çocuğum değil. Begüm'le mi konuştun? Nasıl yani? Çocuk tam o yaşta... Eminim anne. Eminim. Ben bu konuda sana yalan söylemem. Sen bu konuda kimse seni azaltamaz. Azaltmaya da çalışmıyor zaten. Sana bir gün bağırdığım için özür dilerim Esma Sultan. Senin de kırılmamak için esnemeyi göze alman lazım anne. Değil mi? İyi geceler anne. Bu çocuk 10 yaşındaysa... senin de çocuğun değilse... bunca yıl anneni Begüm konusundaki fikirleri nedeniyle boşuna suçlamışsın demektir. Esnemiyorsak var bir bildiğimiz. Nasıl ruhum bile duymuyorsun? Ben seni zaten hep boşuna beklemişim Faruk. Sevgilim, bakmaya doyamadığım, tüm kalbimi teslim ettiğim kadın. Bugün hayatıma gireli 2 yıl olmuş. Daha nicelerini yaşayacağız seninle. İyi ki varsın.
Abi. Osman aga, keyfini bozacağım ama yardımına ihtiyacım var. Hayırdır? Ya Süreyya'ya anneler günüyle ilgili bir hediye fikrim var da benim bilgisayardan çizimden anlayan bir adama ihtiyacım var. Bu saatte mi geldi aklına? Oğlum koşuşturmaktan ne ara fırsat bulacaktım? Deli bir gündü bilmiyor musun? Begüm konuşur, ne yaptın abi? David Johnson diye ihtisastan bir arkadaşının oğluymuş. Begüm'le mi konuştun bunu? Yok, çocuğun kimliğine baktım. Tesadüfen gördüm oğlum. Adı niye Emir'miş o zaman? Ne bileyim ben Osman. Abi nasıl ne bileyim, anlamsız değil mi? Abi yanlış anlama ama acaba konuyu kapatıp kolaya mı kaçmaya çalışıyorsun? Osman, ben Begüm'ün hangi ruh haliyle ne yaptığını takip edemem. Bana söylemek istediği bir şey olsaydı çekip gitmezdi, tamam mı? Ta 10 gün önce tanıdığı bir adamın soy ismini taşıyan çocukla çıkıyor geliyor. Belli ki ayrılmışlar yani, ne yapabilirim? Ya ben kafanda soru işareti kalmasın, sonradan üzülme diye altın çiziyorum abi. Tam ne yapıyoruz? Gel hadi gel. Kahveleri söyledim ben, işimiz uzun. Hadi.